Merhaba arkadaşım, ders hoş geldin. Diyeceksin ki, hocam bu ders neden geç kaldı? Evet arkadaşlar, bu 12. dersi bayağı geç yüklüyorum. Sebebi şu, hastaydım arkadaşlar tabii ki. Yani gerçekten bayağıdır bir hastaydım. Kendimi toparlayamadım. Anca toparladım çok şükür. Ee, belki fark ediyorsunuz şu an. Sesim biraz, biraz değişik geliyor olabilir. Ama sıkıntı yok. Toparlandıktan sonra dedim ki, devam edeceğiz inşallah. Çünkü başlayanlar değil, bitirenler kazanır. Bu işi bitireceğiz. Bu kampı yapacağız ve bitecek arkadaşlar. Tamam mı? Şimdi evet hastalığımı da söyledim, mazeretimi de söyledim, mazerette kalmadı, iyileştim. Başlıyoruz inşallah. Rasyonel denklemler nasıl çözülür? Arkadaşlar bunu göreceğiz. Hatta şöyle göstereyim. Bak bunları, bunları, bunları hep çözeceğiz. Çözeceklerimizi şöyle bir göstereyim. Tık 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 görüyor musun? Bunların hepsi hallolacak olacak biraz sonra. Süper. Sonra ne yapacağız? En başa geleyim. Sonra da tabii ki gideceğiz. Kitaptan ödevimizi yapacağız. Nerede? Rasyonel denklemlerin çözümü. Bir alıştırma, ikinci alıştırma, üçüncü alıştırma, dördüncü alıştırma, beşinci ve finito. Sonra diğer beşinci bölüme geçeceğiz. İki bilinen denklem, basit sesik, mutlak değer, fen Şimdi bunu yapacağız. Ondan sonra ne yapacağız? En başa geleceğiz. Şimdi geliyorum ben bekle. Buraya tik atacağız. Bura bizi beklesin. İnşallah dersin soruya sonunda buraya tik atmayı hak edeceğiz. Şimdi diyorum derse başlayalım. Hadi bismillah. Tabii sonra da ne yapacağız? Ödevlerimizi yapınca parça parça bu aslan parçası bitecek arkadaşlar. Şimdi rasyonel denklemlerin çözümü de aslında denklem çözümüyle aynı mantık. Ne yapacaksın biliyor musun? X'i yalnız bırakacaksın. Yalnız kalanın değeri ortaya çıkar. Bu kadar basit. Şimdi ben burada x bölü 4'ü önce yalnız bırakmalıyım. Bu yüzden 3'ü karşıya atıyorum. Ne olur? x bölü 4 eşittir. 3 eksi diye geçti. 5'ten çıkarttın 2 oldu. Sonra bölü halindeki bu 4'ü bunun yanına çarpı olarak atıyorum. x eşittir. 2 çarpı 4'ten ne yapar? 8. Bu kadar basit. Buraya gel. Hemen diyeceksin ki hocam bu bölü halindeki 7 buraya çarpı olarak geçer. Yani 2x eksi 1 eşittir. 7 kere 3 21 yapar. Bu bir de karşı artı diye geçer. 2x eşittir 22 olur. Her iki tarafı 2'ye bölersin. x ne olur? 11. Bu kadar basit. Bu x aynı zamanda neydi? Bu denklemin bir köküydü. Denklemin kökü diyoruz. Süper. Sıradaki gelsin. x değerlerini bulalım. Şimdi bak. Hmm, şuradaki gibi bir kesir olsaydı iki tane kesir birbirine eşitlendiğinde çat çat işler dışarı çarpım yapıyorum. Önce bunu göstereyim sonra yukarıdakini göstereceğim. Niye? İki tane kesir birbirine eşitlenmiş canım. Hemen işler dışarı çarp. 3 ile x'i çarp. 3x. 2 ile x artı 1'i çarpıyorum. Bak dikkat et. 2 ile x'i x değil. x artı 1'in tamamını çarpıyorum. Bu ne olur? Bununla bunu çarparsam 2x. Bununla bunu çarparsam artı 2. Yani grubun tamamıyla çarpılır. Burada ne var? 3x. Diyeceksin ki 2 x attım. 3 xten çıkardım. Solda x kaldı. Sağ tarafta sadece aha bu 2 kaldı. Demek ki x neymiş? 2. Öyle hissediyorum ki x burada 2'dir. Yukarıdakine geliyorum. Burada içler dışarı çarpımı yapamazsın ilk başta. Niye yapamazsın? Çünkü önce şuradaki işlemi yapmalısın. Bir tane kesirin olmalı. Senin elinde bir tane kesir yok. Bir kesir var bir de sabit sayı var. He. Tamam önce şu işlemi yapıyorum. Bunun paydasında biri var. Hemen dörtle genişletiyorum. 1 bölü 4. 1 1, bölü 1 aslında 4 bölü 4 olarak yazılır mı? Yazılır. Bir yerine 4 bölü 4 yazdım. Bak böylece ne oldu? Her ikisinin paydaları eşit oldu. Şu grubu yapıyorum sadece. 19 Eksi 4 ne yapar? 15. Pay 15 yaptı. payda 4 ile 4 olduğu için 4 oldu. Yani soru şöyle oldu. Buranın cevabını ben, şuranın cevabını ben ne buldum? 15 bölü 4. O zaman soru şu oldu. 5x bölü 8 eşittir 15 bölü 4. Hemen hızlıca takip yapıyorum. 4, 15, 15 bölü 4. Tamam. Şimdi ne yapacağım? Tamam. İçler dışarı çarpımı yapabilirim. Yapıyorum. 4 ile 5x çarp 20x. 8 ile de 15 çarp. Hocam 120 yapar. Bravo. Her iki tarafı 20'ye böl. Önce sıfırları sadeleştir. 2'ye böl. x eşittir ne çıktı? 6. Bu kadar. x eşittir 6. Bir dakika hızlı bir kontrol yapayım. 16 4 kere 1, 4 9 15 15/4 bölü 4 yaptı. 5 kere 4 20 80 40 daha 120. Tamam 0 x 6 doğru. Her şey güzel. Hasta olduğum için biraz sakin sakin kontrollerini de yapayım arkadaşlar. Şimdi bakıyorum x'ler var, x'ler var, x'ler var, sabit sayı var. Hmm, ya zaten paydayı eşitlemem gerektiği burada çok bariz belli oluyor. Farklı farklı paydalar var. Niye farklı paydalarla uğraşayım? 3, 4, 6, 2 bunlar ileride nerede buluşur? Bunların bir ortak katını bana söyle. 12, bravo. Bunu 4 ile genişlet. Bunu 3 ile genişlet. Çarp 12 yapar, çarp 12 yapar. Bunu 2 ile genişlet, çarp 12 yapar. Bunu da 6 ile genişlet, çarp 2 ile 12 yapar. Mükemmel. Şimdi 4 ile 2x'i çarparsam 8x. 4 ile 3'ü çarpıyorum 12. Artı. 3 ile x'i çarpıyorum 3x. Bölü payda 4 köşe 12. Eksi. 2 ile x'i çarpıyorum 2x. Payda yine 2 kere 6 12. Eşittir. 6 ile 15 çarp. 90 bölü 6 kere 2 12. Hepsinin paydası 12 oldu mu? Oldu. Şurada bak şu grupta ne yapabilirim? Paydalar 12 olduğu için 8x artı 3x'ten ne yapar? 11x. Bu 11 xten 2x'i çıkarmalıyım. Yani tek paydada yazarsam aslında şöyle olmaz mı? Hepsinin paydasını 12 yazdığımı düşün. 8. 3 tane yapar. 11x. 2x'i çıkarırsam 9x. Dolayısıyla buraya direkt 9x yazabilirim. Uzatmamak için. Güzel. Sağ tarafta ne var? 90 bölü 12. Son diyeceksin ki hocam her iki tarafın paydası 12 var. Her iki tarafı 12 ile çarptığınızı düşünün. Bunlar ortadan kalksın. Bitti. Yani şunu ekleyerek de gösterebilirim. Bak her iki tarafı 12 ile çarptım. İşte bu bunu sadeleştirdi. Bu bunu sadeleştirdi dedi diyebilirim. Ama artık Hızlanıyorum. Buna da gerek yok. Her iki tarafı 12 ile kafamda çarpıyorum. Paydadaki 12'ler gitti. Ne oldu? Sol tarafta 9 x sağ tarafta 90 kaldı. Bölü 1'leri yazmama gerek yok. E 9'a bölün hocam. 9'a bölün x yapar. 90'a 9'a böl 10 yapar. X dediğim şey olmuş. Bu denklemin köküdür. Yani gidin burada x yerine yani 10 yazın. Bu denklem doğru çıkacak. Birbirini sağlayacak. Harika. Devam. X kaçtır? Dikkat et. iki tane kesir var mı elinde? Var hocam. Bir tanesi burada, bir tanesi burada. O zaman içler dışlar çarpımı yapabilirsin. En kolayı budur. 3 ile burayı çarpacağım. Tabii ki bu 3 ile buradaki baştaki 3'ü çarpıyorum. Ne oluyor? 9. 9 çarpı 2 x eksi 4 olur. Buradaki 5 ile de buradaki 4'ü çarpıyorum. Çapraz çarpımda 4 kere 5 20. 20 çarpı x artı 1 olur. Parantez içlerini daha çarpmadım. Daha atarak çarpacağım. Şimdi hemen diyorum ki bunu bununla çarpıp bununla çarpayım. 20 ile bununla ve bununla çarpıyorum. 9 kere 2 18. 18 x eksi. 9 kere 4 36. Eksi 36 aradaki şart eksi. Eşittir. 20 ile x'i çarp. 20 x. 20 ile 1 çarp. 20. Ne yapacağım? Bilinenler bir tarafa, bilinmeyenler bir tarafa. 18x at sağ tarafa 20x'ten çıkar 2x kalır. Buradaki 20'yi de al öbür tarafa at. Eksi 20 diye atacaksın çünkü artı 20 ya. Eksi 20 diye atacaksın. İyi de orada ya e da eksi 36 var. Eksi 36 ile eksi 20 ard arda geldi. İkisi de eksiyle toplanacak. Yani 36 lira borcun var. 20 lira daha borcun oldu. 56 lira borcun oldu. İşaretler aynı olduğu için aynı yöne giderler. Bu eksi 56 yapar. Eşittir 2x. E tamam her iki tarafı 2'ye böl. Çünkü bu 2'ye bölersen bu 2'den kurtulursun. Burayı ikiye bölersen de eksi 28 çıkar. Denklemin her iki tarafına aynı şeyi yapabiliyoruz. Kural bu. Bak şunu tekrar açmak istiyorum. Bazen her iki tarafı ikiye böl deyince bazı diyor ki ne demek istiyorsunuz hocam? Ya amacım bu ikiden kurtulmak değil mi? Evet. Bunu da ikiye böl, bunu da ikiye böl. Bak bu bunu sadeleştir. 56 bölü 2 de 28 yapar. Heh, bunu kastediyorum. Bazı şeyleri pratik yapacağım ama sözel söyleyeceğim arkadaşlar. Devam edelim. Buradan ne yapacağız? Ha, şu 3 bölü 2 bununla çarpılıyor ya. Bu ne anlama gelir? 3 şöyle, şöyle de yazılabilir. Bu 3 çarpı x artı 1'dir. Bölü 2 bunların ikisinin de paydasına gelir. Eşittir 2x artı 1. Sonra buradaki 2'yi karşıya çarpı olarak atabilirim. 3 çarpı x artı 1 eşittir 2 çarpı 2x artı 1. Bak tane tane yapıyorum. Bu 2'yi sadece 2 ile çarpmayacaksın. Buradaki 1 ile de çarpacaksın. Tamam. Şimdi dağıtalım hocam. 3x artı 3 yapar. 3x artı 3 yapar. Burası da 4x artı 2 yapar. 4x artı 2 yapar hocam. Güzel. 3x attım. 4 xten çıkardım. Sağ tarafa geldi. 1x kaldı. Bu sağdaki 2'yi de attım. Sol tarafa eksi 2 diye 3'ten çıkardım. 1 kaldı. x eşittir 1. Bak bunu anlıyorsun umarım ha. İnşallah. Bak 3x'i bunun yanına atıyorum. 4x eksi 3x yapıyorum. Bu artı 2 de bunun yanına atıyorum. 3 eksi 2 yapıyorum. Burası 1 yapar. Burası da x yapar. Bu adımları hızlı atlamaya çalışıyorum artık. Devam. Terimlerin arasında bulunan eksi dağılma özelliğinden tüm terimlere dağılır. Çok önemli. Bak ÖSM buradan adam elemeye çalışıyor. Ne kadar küçük bir kural. Ne biliyor musun? Şu eksi var ya yavrucuğum. E hocam bu eksi bu kesrin hepsinin önüne gelmiştir. Dağıttığın zaman sadece x'in önüne gelmez. Buradaki eksi 3'ün de önüne gelir. Onu artı 3 yapar. İşte zurnanın zırt dediği nokta bu. Tamam. Şimdi bak bunu nerede kullanacağız? Bir kere paydalar eşit değil. Bütün paydalar eşitle. 2, 3, 5. Nerede buluşur? 30. Tamam. Bunu 10 ile çarp. 3 kere 10, 30 yapar. Bunu 15 ile çarp. 15 ile 2 çarp. 30 yapar. Bunu da 10 ile çarp. 10 mı? 50 yapar. Ne yaptın? 6 ile çarp. 6 kere 5, 30. Çarp bu x'in 30, çarp bu x'in 30. Heh. Bir an kendim yanlış yaptım. 10 ile x artı 2'yi çarpıyorum. 10 ile x'i çarparsam 10 x yapar. 10 ile 2'yi çarparsam da 20 yapar. Unutma. Bu, bu gruptaki her şeyle çarpılır. Heh. Yani şöyle yapmadım. 10 çarpı x artı 2 diye boşuna parantezle göstermedim. Burayı hızlı çarptım hemen. Payda ne yaptı? 30. Eksi. 15 ile 3'ü çarp. 15 x. 15 ile eksi 3'ü de çarpacaksın. Eksi 45. Tamam. Güzel. Bölü. Bu x'in çarpımı ne yapar? 30. Sağ tarafta da var. 6 ile eksi çarp. 6 x. 6 ile 2 çarp. Eksi 12 yaptı. Bölü. 6 kere 5. 30. Tamam. 6 ile yukarıdaki her şeyle çarptım. Zaten hepsinin paydası 30. Doğru mu? Doğru. Bu paydaların hepsi kaybolacak. Ama ben hiç acele etmiyorum. Benim acelem yok. Bu ikisi aynı paydaya sahip. Diyorum ki tamam bu ikisi aynı paydaya sahipse çıkarma işlemini yapayım. Şu 10x bak şu renk değiştiriyorum artık. 10x artı 20'yi yazdım ya. Bu eksi bu grubun hepsinin önüne geleceği için eksi 15x eksi 45 diye yazıyorum. Tamam mı? Sonra her ikisinin paydası 30 olduğu için tek paydada yazıyorum. Eşittir sağ tarafta ne var? 6x eksi 12 bölü 30. Mükemmel. Yani ben şu an sadece ne yaptım biliyor musun? şu eksiği şu grubun önüne koydum burada sadece. Şurada. Tamam. Peki. Şimdi diyeceksin ki hocam her iki tarafta 30'a bölünmüş. Her iki tarafta 30'la çarptığınızı düşünün. Bunlar birbirini götürür, sadeleşir ve sadece pay kısımları kalır. Pay da 1 olur. Ortadan kalkar. Kalkar. Şimdi işte ÖSYM'nin sizi elemeye çalıştığı nokta. Bu eksi buraya ve buraya dağılacak. Ne olacak? Önce şu 10x artı 20'sini yazayım. Eksi çarp eksi 15x Eksi ile eksi 45 artı 45 yapar. Eşittir sağ tarafta da 6x eksi 12 var. Heh, sığdırdım. Eşittir şuraya yazıyorum şimdi. Bu ikisinin toplamı ne yapar? Eksi 5x. Hop karşıya attım. 6x'in yanına artı 5x diye. Çünkü eşittirin sağını attım. Bunları toplayıp birleştirip sağ tarafa attım. Sonra buradaki eksi 12'yi de alıyorum. Sol tarafa artı diye atıyorum. Şimdi o artı diye gelsin. Tamam. Başka ne var? Hocam burada 20 var. 45 de burada var. 65 yapar. Bu da buraya artı diye geldi. 65 artı 12 ne yapar? 75 2 daha 77. 77 yaptı hocam. 77. 6 artı 5 ne yapar? 11. Ee, şu işlemi yukarı alıyorum artık. Bak 77 eşittir. Bu ikisinin toplamı ne yapar? 11 eşittir. 11 x. Her iki tarafı 11'e böl. Burada x kalır. Ee, 77'yi 11'e bölersen de 7 olur. Demek ki x eşittir. 7'ymiş. Wow, çok güzel. Burası aşırı önemliydi. Bu dağılma aşırı önemliydi. Bu eksi buradaki iki sayıyı da etkileyecek. Bunu bilecektik. Bu sorunun püf noktası buymuş. Devam edelim. Aha iki kesir birbirine eşit. Ne yapacaksın? Çat çat. İçler dışlar çarpımı. Hemen hiçbir hiç düşünmene gerek yok. Çat çat yap. Şimdi tabii şurada size şunu söyleyeyim. Bir dakika. Hmm. Bir tane ayrıntı var ama şurada. Tamam birazdan orayı söyleyelim. Şimdi çat çat yapıyorum x ile 3x'i çarp 3x kare yapar. Eşittir. x artı 1 ile neyi çarpacağım? x artı 1 ile çarpacağım şey de 3x eksi 2. Güzel. Hemen diyorum ki zaten sol taraf 3x kare. Sağ taraf bunu da bunu çarpıyorum. 3x kare yapar. x ile bunu çarpıyorum. Eksi 2x yapar. Güzel. 1 ile bunu çarpıyorum. 3x yapar. Sonra 1 ile eksi 2 çarpıyorum. Eksi 2 yapar. İlk ne gördün? Ne görmeliyim hocam? Yavrum sağdaki 3x kare soldaki 3x kare birbirini götürür. Sadeleştiler. İlk bunu görecektin. O zaman burada ne kaldı? Sıfır. Burada ne kaldı? Şu x'in toplamı ne yapar? Artı x yapar. Bir de eksi 2'miz var. Şu. E bu eksi 2'yi karşı tarafa artı 2 diye at. Sağ tarafta da x bizi bekliyor zaten. X eşittir 2'miş. Şuna dikkat edeceksin. X'i bir şey buldun ya. Hemen git bak. X yerine yazıldığı zaman paydayı sıfır yapan bir değer mi? X yerine 2 yazarsan payda 2 olur x yerine 2 yazarsan payda 2 artı 1'den 3 olur. He. Bunu çok kontrol edeceğiz. Çünkü herhangi bir sayının paydasına 0 gelebilemez. Mesela 5 bölü 0 olmaz. Tamam mı? Mesela 7 bölü 0 olmaz. Paydaya 0 geliyorsa bu x değeri 2'dir diyemezdim. Mesela şöyle olsaydı şurası x eksi 2 olsaydı x 2 buldum. Yerine koy 2 eksi 2 0. Aa payda 0 oldu. O zaman x 2 benim için bir çözüm değil diyecektim. Ha, evet. Yani bulduğumuz şeyin paydayı da sıfır yapmaması lazım. Aşırı önemli arkadaşlar. Bununla ilgili örnekler çözeceğim. Merak etmeyin. Şimdi buraya gelelim. X kaçtır? Bakıyorum. X artı 2, X artı 2 paydalar aynı. Hmm, güzel. O işime yarıyor. Bu 2 bölü ile çarp demiş. Tamam ya 2 bölü direkt çarpayım. Arkadaşlar kesirler nasıl çarpılır? Bu pay, payda çarpılır. Payda payda ile çarpılır. 2 kere 1, 2 yapar. Burası da 3 çarpı X artı 2. Bak 3'e X ile çarpıyorum. 3X 3'ü 2 ile çarpıyorum 6. Yani bu gruptaki her şeyle çarpıldı. Gruptaki her şeyle. Tamam o güzel. Sonra burada ne var? Eksi 5 bölü x artı 2 eşittir 13 bölü 12. Sonra diyorum ki ya bir dakika. Keşke bak şu x artı 2 ben burada 3 ile çarptım ya 3x artı 6 elde ettim. Şunu da 3 ile genişleteyim. 3 ile x'i çarp 3x üst 3, 3 ile 2'yi çarp 6. Bunun aynısını verir. Tamam diyorum direkt genişletiyorum. 3 ile 5'i çarp 15. 3 ile x'i ve 2'yi çarpıyorsam ne olur? 3x artı 6. Heh. Maksadım şu ikisinin paydasını eşitlemekte eşitledim. 2 eksi 15 ne yapar? Eksi 13 yapar. Bölü paydası ne? 3x artı 6 paydalar aynı zaten. Güzel. Burada ne var? 13 bölü 12. Hocam içler dışlar çarpımı yapmak istiyorum. Hemen yap. 12 ile eksi 13 çarp. Eksi 13 çarpı 12. Sağ tarafta ne var? Bu ikisini çarparsam da 13 çarpı 3x artı 6. Dağıtma yapmadan önce bekle. Niye? Ya sadeleşme var mı? Var. Bak 13'e böl 1. 13'e böl. Bu eksi 13 13'e böldüğüm için eksi 1. Heh. Sol tarafta eksi 1 çarpı 12'den eksi 12 olur. Sağ tarafta 1 çarpı bu zımbırtıdan bu zımbırtının aynısı olur. Güzel. Sonra bunu çek buraya. Şimdi de ki eksi 12 sen yok. 6 artı 6 sen buraya eksi 6 diye geç. Sağ tarafta 3x beklesin. Bu x'in toplamı ne yapar? Eksi 18 yapar. Çünkü eksi 12 Eksi 6 daha geldi yanına. Eksi 18 oldu. Burada 3x var. Her iki tarafı 3'e bölersen bu 3'ten kurtulur. 3'e böl. Sağ taraf x olur. 18'i 3'e böl. 6 yapar ama eksi olduğu için eksi 6. İşte bu. Sonra x'i buldun ya götür paydayı 0 yapıyor mu diye kontrol et. x yerine 6 yazarsam 6 artı 2 ne yapar? Şey, eksi 6 yazarsam eksi 6 artı 2 4 yapar. Eksi 6 artı 2 4 yapar. Paydayı 0 yapmıyor. Güzel. Bunu alabilirim. Demek ki x eksi 6 olur. Şimdi dikkat et. Bundan önce bulduklarımıza niye yapmadık? Çünkü paydada x'li ifade yoktu ki. Paydayı sıfır yapamazdı. Bak paydada x'li ifade yoktu. Bir tek burada vardı. Burada söylemeyi unuttum. Eğer x'i eksi 1 bulsaydım ben. Eksi 1 artı 1 sıfır paydayı sıfır yapardı. Olmazdı. Ama x'i eksi 1 bulmamıştım. Aslında söylemeyi de unuttum. Paydada x olduğunda dikkat edeceğiz. Bunların paydasında x yoktu. Dikkat edin daha öncekiler sorularda. Paydada x olduğunda x değerini bulduğumda yerine koyup paydayı sıfır yapıp yapmadığını kontrol etmeliyim. Paydayı sıfır yapıyorsa olmaz diyeceğim. Sıfır yapmıyorsa gel bizimlesin diyeceğim. Güzel. Tamam devam. He, merdivenli işlemler. Arkadaşlar önce bir dakika bir yudum çay alayım. Arkadaşlar her şeyden önce sağlığınıza dikkat edin. Valla insan hasta olunca sağlığın değerini anlıyor. Hayatta iki tane çok değerli şey vardır. Nedir biliyor musun? Bir sağlık bir de zaman zaman zaman. Gerçekten zaman çok değerli bir şey. Sağlık çok değerli bir şey. Bu ikisinden değerli başka hiçbir şey yok. Allah iman versin, sağlık versin, hayırlı güzel uygun zaman versin. Bunlar olduktan sonra gerisi hallolur olur. Yani sınav evet bazen sınav stresi yaşıyorsunuz, gelecek kaygısı yaşıyorsunuz. Ya bunlar aşılabilecek şeyler, telafisi olan şeyler. Gerçekten imanın, sağlığın ve boş zamanın telafisi yok arkadaşlar. Bu üçü çok değerli. İnşallah hiçbirinden de mahrum kalmayalım. Gelelim merdivenli sorulara. Evet, merdivene geldik. Şimdi arkadaşlar bize bir işlem verilmiştir. Bazen tahmin ederek işlemi küçültebiliriz. Nasıl? Ya mesela 4 artı x bölü 3 artı 1 bölü 5 eşittir 6 dedi. Ben şöyle düşündüm. Da, ben 4 ile neyi toplarsam 6 yapar. 4 ile 2'yi toplarsam değil mi? Hemen derim ki ya bu balonun içi 2'dir. He, işlem yapmadan. Bu balonu alır buraya yazarım. Bak 3, e, x artı x bölü 3 artı 1 bölü 5 x/3 1/5. Bak balonu komple buraya yazdım. Sarı balon burada. Sonra dedim ki bunun sonucunun 2 olması gerektiğini biliyorum. Çünkü artık bu 4, bu da 2 olursa toplam 6 olur. Küçülttüm, geldim. Dedim ki bu sarı balon, bak sarı yer. Kırmızı şeye odaklanmayın. Bu kırmızıya odaklanmayın. Benim çizim sarı bölgeye odaklan. Bu sarı bölgenin sonucu 2 çıkıyordu, değil mi? Şimdi ya arkadaş ben neyi 5'e bölersem sonuç 2 çıkar? 10. Diyorum ki demek ki burada çizeceğim balon da 10 olmalı. He, x bölü 3 artı 1 de 10 olmalı. Sonra x bölü 3 artı 1'i buraya taşıyorum. x bölü 3 artı 1. Ve ki bunun sonucu 10. Şimdi sonuç şöyle düşünüyorum. Ya bir dakika arkadaş bu 1'i biliyorum ben zaten. 1'i neyle toplarsam sonuç 10 olur? 9. Ha diyorum burası da 9 olmalı demek ki. Yani x bölü 3 de 9 olmalı. E bölü 3'ü de bir zahmet karşıya çarp olarak at. x 27 çıkar. Bu. Buna merdivenli sorular. Bölgeyi tahmin ederek soruyu küçültme, işlemi küçültme soruları diyoruz. Bir tane örnek yapayım da kafamda güzel otursun. Bak bakıyorum. Ya arkadaş 1 ile, bak burası 1 bir, bir şeyi toplamış. Burada ne varsa artık, ne zıkkım varsa bunu 1 ile bu koca balonu toplamış. Sonucu 6 bulmuş. Bu koca balonun işleminin sonucu kaç çıkmalı? Hocam 1 ile 5'i toplarsak 6 yapar. Bu 1 ise demek ki bu balonun işleminin sonucu 5 çıkmış. Bravo. Doğru. Güzel. Sonra artık şunu silebilirsin. Diyorum ki bu balonun içi eşittir 5. Artık bunu görme, bunu görme, bunu görme. Salla. Balonun içini 5 yap. Sonra de ki ya hocam 35'i bir şeye bölmüş. Şuradaki mavi balona bölmüş. Tamam Ya 35'i neye bölersem sonuç 5 çıkar. Bu artık 5 çıkıyor ya. Bunun sonucu artık 5'ti ya. 35'i neye bölersem sonuç 5 çıkar? 7'ye. He demek ki bu benim koca mavi balonumun içi de 7 olmalı. Bu 7 olursa 35 bölü 7'den cevap 5 çıkar. Sonra ben bu 5'e bu 1'e eklersem 6'yı bulurum. Sağlamasını yapıyorum. Şimdi bir mavi balonu gel şuraya alalım. Bak 2 artı 10 bölü 3 artı 4 bölü x eksi 1. Bu mavi balon buydu. Ve bunun cevabının 7 olması gerektiğini düşünüyorum. Yine balonu küçültüyorum. Ya 2'yi ben ne ile toplarsam sonuç 7 olur? 5 ile. Demek ki bu burası yani 10 bölü 3 artı 4 bölü x eksi 1 buranın 5 olması gerekiyor. Peki ya ben onu kaça bölersem sonuç 5 çıkar. 2'ye demek ki bu balonda 2 olmalı. Yani 3 artı 4 bölü x eksi 1 eşittir 2 olmalı. Peki ben 3'ü ne ile toplarsam sonuç 2 yapar? Eksi 1 ile hocam. Bravo bak bu eksi 1 olmalı. 3 eksi 1'den 2 çıkar. Güzel. Bunu aşağı yaz o zaman. Diyorum ki 4 bölü x eksi 1 eşittir eksi 1 olmalı. Bundan sonra tahmin etmene bile gerek yok. Çünkü bu eksi 1 aslında eksi 1 bölü 1'dir. İşler dışarı çarpımı yaparsın. 4 ile 1'i çarp 4 yapar. Eksi 1 ile x eksi 1'i çarpıyorum. Bak o bu çok kritik. Eksi 1 ile x eksi 1'i çarpıyorum. Ne olacak? Eksi 1 bunu eksi x yapacak. Eksi 1 ile eksi 1 çarpınca artı 1 olacak. He, burada ne vardı? 4. Sonra demek ki ya bu eksi x sol tarafa atayım artı x diye. 4'ü bu tarafa eksi diye atayım. 1 eksi 4 olur. 1 eksi 4 ne olur? Eksi 3 olur. Demek ki x eşittir eksi 3'müş. Vay be. x eşittir eksi 3 çıktı. Sonra diyorum ki bir dakika bulduğum şeyi buraya yazarsam paydayı sıfır yapıyor mu? Eksi 3 eksi 1 daha eksi 4 yapar. Hayır 0 yapmıyor. Demek ki güzel bir x değeri buldum. Nasıl ama? Zaten bunu bu şekilde yapmazsan yapamazsın. Amele gibi uğraşırsın, uğraşırsın, yırtınırsın, çırpınırsın, işin içinden çıkamazsın. Böyle yapacaksın. Bu daha basit, daha güzel. Harikulade. Devam edelim. Şimdi, rasyonel denklemlerde bilinmeyenin değeri paydayı sıfır yapıyorsa veya sonuç iki sayının eşitliği yapar. Ne diyeyim bunu? Bilinmeyenin değeri paydayı. Şimdi mesela biraz önce söylediğim gibi. Şimdi sen bir bilinmeyen buldun yerine yazdım paydayı sıfır yaptı. Ne olacak? Diyeceksin ki, bunun çözüm kümesi yok. Ya da iki sonuç sayıların e, sonucu eşit çıkmayacak. bunu örnekle yapmaya anlatmaya çalışıyorum. Şimdi hemen kafamdan örnek bulayım. Mesela sen işlemleri yaptın yaptın. Sol taraf 3 sağ taraf 5 çıktı. Ya 3 eşittir 5 olabilir mi? Olamaz değil mi? Ne diyeceksin? Bunun çözüm kümesi boş küme. Böyle bir çözüm olamaz. Ya da sen işlem yaptın yaptın. X e eşittir 1 buldun. Ama senin sorunda mesela şöyle bir parça vardı. İle x İ ile x'i 1 bulursam ve buraya yazarsan 1 eksi 1 0 olur. 0 olur. Paydayı 0 yapar. He. Paydayı 0 yapan değer olduğunda ya da denklem böyle saçma bir çelişki olduğunda ben ne diyorum? Bunun çözüm kümesi boş kümesi. Böyle bir çözüm olamaz. Yok. Denklemi yaptın yaptın. Sol taraf 0, sağ taraf 0 çıktı. Ya da sol taraf 3, sağ taraf 3 çıktı. Ya da sol taraf 2x, sağ taraf 2x çıktı. Denklem her türlü birbirine eşit oldu. Denklemde doğruluk sağlandıysa o zaman bunun çözüm kümesi bütün reel sayılardır. Yani x yerine ne zıkkım yazarsan yaz doğru çıkar. Güzel. Fakat paydayı sıfır yapan değer varsa çözüm kümesinden atılır diyor. Evet. Hemen şuraya bakalım. İki tane kesir birbirine eşitlenmiş. Çat çat içler dışarı çarpım yapıyorum. 2 ile x eksi 2'yi çarpıyorum. 2 ile x eksi 2'yi çarpıyorum. 1 ile de 2x eksi 4 çarpıyorum. O da 2x eksi 4 yapar zaten. Bak. Bunu da 2x eksi 4. 2x eksi 4 yaptı. Sağ tarafta ne var? 2x eksi 4. Şimdi buradaki eksi 4 buraya at. Artı 4 olsun. Burada ne kaldı? 2x. Bak bunlar birbirini götürür. 0 oldu. Sol taraf 2x. Sağ taraf nedir? 2x. Mükemmel. Her iki taraf 2'ye e, böl. x eşittir x çıktı. Bak x, x'e eşit çıkıyor mu? Çıkıyor. Yani x yerine ne yazarsan yaz doğru çıkıyor mu? Doğru çıkıyor. Son Hatta bu x'i de sağa at. Ya da evet soldaki x'i sağa at. Solda sıfır kalır. Sağda da x eksi x'ten sağda da sıfır kalır. Bak eşitlik her türlü doğru çıkıyor mu çıkıyor. Bunun çözüm kümesine reel sayılar diyeceksin. Fakat bir şeyi çıkarmam lazım. Neyi? Paydayı sıfır yapan bir değer var mı? Evet. X yerine 2 yazdığına payda sıfır olur. Demek ki paydayı sıfır yapan iki değerini çözüm kümesinden çıkarıp atmalıyım. Çünkü 2 bu denklemde bir kök değil. Bu denk yani kök ne demek? Sayı alırsın, yerine yazarsın, denklemi doğru çıkarır. 2'yi alır bu denklemde yerine yazarsam sonuç doğru çıkmaz. O yüzden 2'yi atıyorum. Bak istersen x yerine 2 yazayım. Çünkü 2 burayı da 0 yapar. Bak 2 kere 2 4. 4 eksi 4 0. 2 hem burayı hem burayı 0 yaptığı için çözüm kümesinden çıkarıyorum. İnanmıyorsan bak x yerine 2 yazıyorum. 1 bölü 2 bak 1 bölü 2 eksi 2 x yerine 2 yazdım. Tamam mı? Unutma. Burada da 2 yazıyorum. Ne olur? Sağ tarafta 2 var. 2 bölü 2 kere 2 4. 4 eksi 4 olur. 4 eksi 4. Burası 1 bölü 2 eksi 2 0'dır. Eşittir 2 bölü 4 eksi 4 sıfırdır. Bir dakika paydaya sıfır geldi gördün mü? Böyle bir şey matematikte tanımlı değil. Mümkün değil. Dolayısıyla x yerine 2 yazamam. x yerine 2 yazmam paydaya sıfır yapıyor. O zaman ben de o x'i çözüm kümesinden çıkarırım. Bütün reel sayılarda tanımlıdır. Ama sadece 2 de tanımlı değildir. O yüzden 2'yi çıkarıp attım. Bu benim çözüm kümem olur. Heh. Uygun bir şekilde anlatabildiğimi düşünüyorum. Yukarıdaki denklemin çözüm kümesi r eksi eksi 10 olduğuna göre a kaçtır? Arkadaşlar tabi şu yukarıya yazmalıydım. x e, ee, değişkenine bağlı bu denklem. X değişkenine bağlı denklemin çözüm kümesinden neden eksi 10'u atmış? Bak r bütün reel sayılarda olur demiş ama eksi 10'da olmaz demiş. O yüzden reel sayılardan eksi 10'u çıkarıp atmış çözüm kümesine. Niye? Çünkü bu eksi 10 demek ki yaramazlık yapmış. Bu eksi 10 paydayı sıfır yapmış demek ki. Vay terbiyesiz. O yüzden atılmış. He, gel. Demek ki x yerine eksi 10 yazarsan senin bu paydan sıfır oluyor ve tanımsız yapıyor kesri. O yüzden atmışsın. Demek ki ben x yerine eksi 10 yazarsam burası 0 çıkacak. Yani 2x artı a'da ben x yerine eksi 10 yazarsam burası 0 çıkacak. Yaz. Ne olur? 2 çarpı eksi 10. Ay, bak x yerine eksi 10 yazdım. Artı a. Burası 0 olmak zorunda demek ki. x yerine eksi 10 yazılınca. Burayı çarparsam eksi 20 artı a eşittir 0. Eksi 20'yi buraya artı 20 diye atıyorum. Solda ne kaldı? a. Bak a eşittir 20. Demek ki a kaçmış? A 20'ymiş. Çünkü A 20 ise bak denklemi şuraya tekrar yazayım. X artı 10 bölü 2X A 20'ymiş ya. A yerine 20 yazıyorum. Eşittir 1 bölü 2. Bakın şimdi. X yerine gerçekten eksi 10 yazarsan 2 çarpı eksi 10 eksi 20 yapar. Burada artı 20'dir ve paydayı 0 yapar. Tanımsız yaptı. Soru çöp oldu gitti. O yüzden işte eksi 10'u atıyor. Bir de şuna dikkat et. Sağ taraf ne? 1 bölü 2. Gerçekten sol taraf da 1 bölü 2. Çünkü yani yukarıda x var. Aşağıda 2 katı var. 2x. Yukarıda 10 var. Aşağıda 2 katı var. 20. Bak yukarıda 1 var. Aşağıda 2 katı var. 2. Yukarıdakinin hep aşağıda 2 katı oluyor. 1 bölü 2 oranı sağlanmış oluyor. Demek ki burada a'nın e, 20 olması gerekiyor. Güzel. Mantığı anladık mı? Anladık hocam. Şurada bir yudum daha çay içeyim. Böyle uzun kollu falan da giydim. Dedim biraz terliyim ya. Terli terli durayım. Terlemek iyi geliyor çünkü. Ay. Biraz daha sağlığın öneminden bahsedeyim mi? <laughs> Kendinize iyi bakın gerçekten. Ve sağlıklı olmanın en güzel yolu da stresi azaltmak. Stres insanı hasta eder. Oh. Denklemin çözüm kümesi bulalım. Ne yapacağım? Paydalar işleyeceğim. Bu arada inşallah ha hastalığım ve halsizliğim size geçmiyordur. Siz böyle canavar gibi olun. Dipçik gibi olun bana bakmayın. Şimdi arkadaşlar paydalar işleyeceğim. 3, 4, 6 ne yaparım? Bunlar nerede birleşir? Hocam 12'de bravo. Ne yapacağım biliyor musun? Bunu 4 ile çarp 4 kere 3 12. Bunu 3 ile çarp 3 kere 4 12. Bunu 2 ile çarp 2 kere 6 12. 4 kere 2 yukarısı 8 yapar aşağısı 12 x. Artı 3 kere 3 9 yukarısı 9 yapar aşağısı 4 kere 3 12 x. Burası 6 kere, şey 2 kere 5 10 yukarısı 10 yapar aşağısı 12 x. 6 x 2 çarptı 12. Hepsinin faydası 12 x. Paydalar kalkacak zaten. 8 artı 9 ne yapar? 17. Paydalar aynı olduğu için 12 x yazdım. Bu da ne var? 10 bölü 12 x. Şimdi arkadaşlar. Diyorum ki her iki tarafta da 12 var paydada. Her iki tarafı 12 ile çarpsam şöyle olmaz mı? Bu 17 bölü x olur. Bu da 10 bölü x olur. Paydadaki 12'ler kaybolur. İçler dışlar çarpımı yapayım hatta. 17x eşittir. 10x olur. Doğru mu? Doğru. Şimdi arkadaşlar x'ler de sadece. Her iki tarafta x var. Her iki tarafı x'e böl. Bu 17 olur. Burada ne kalır? 10. Hayda. Denklemin solunda 17 kaldı. Sağında 17, 10 kaldı. 17 ona eşit değil ki bir tezatlık var, mantıksızlık var. O zaman diyeceksin ki çözüm küme, boş küme böyle bir saçmalık olabilir mi ya? 17 ona eşit mi? Hatta bu onu buraya at eksi olarak 17'den çıkar 7. Sağ tarafta ne kaldı? 0. E 7 0 eşit mi? Tananın. Yok. Böyle bir x yok. Yani buraya yazdığım zaman bu denklemi doğru çıkartacak bir tane x değeri bile yok. O yüzden çözüm kümesi boş küme. Heh. Boş küme sebebi neymiş? Öyle bir, dünyada hiç kimse bir x sayısı getirip buraya koyup bu denklemi sağlayamaz. Bunu anlatmak istiyorum. Hatta x sıfır olursa faydalar da sıfır olur. x zaten sıfır da olamaz. Başka bir şey de olamaz. Şimdi şöyle bir şey var. Bazısı şunu diyebilir. Ne diyebilir? Hocam efendim. Şurada yani şurada şu eşitlikte bak 17 x eşittir 10 x vardı ya. Evet hocam şunu çektim yani yukarı aldım. Hocam x yerine 0 yazarsanız ve burada 0 yazarsanız 17 çarpı 0 0 olur. 10 çarpı 0 0 olur. Eşitlik sağlanıyor der. Doğru. 0 bu denklemi sağlar normalde. Evet ama 0 götürüp bu denklemde yerine yazdığında paydayı 0 yapıyor. 0 kere 3 0'dır. 0 kere 4 0'dır. 0 kere 6 0'dır. Paydayı 0 yapıyor. Bir tane sağlayan değer var. 0 ama o da paydayı 0 yaptığı için alınmadı. Elendi gitti. O yüzden çözüm kümen boş küme. He, bu da önemli. Evet. Normalde paydada x olmasaydı Tamam? Paydada x olmasaydı ve şöyle bir şey çıksaydı her iki tarafı x'i 0 seçmem demek benim. Sonucu doğru bulmam anlamına gelir. Niye? Bak burada şöyle yapardım. 10 at sol tarafa. 17x'ten çıkar. Sol taraf 7x olur. Sağ taraf ne? 0. Her iki tarafı şunu az yukarı alayım. Şunu az yukarı alayım. Böyle olurdu. Sonra ne yapardım? Her iki tarafı 7'ye bölerim. Buraya x olur. 0'ı 7'ye böl yine 0 olur. Bak x eşittir 0 oluyor hocam derdim. Ama o 0 gelir burada paydayı da 0 yaptığı için oradan kaybeder ve elenir. Çözüm kümesi boş küme olur. Harikulade. Devam. Bir denklemin kökü denklemde yerine yazılırsa eşitsizlik sağlanır. Zaten bunu biliyoruz. Denklemin kökü ne demek? Onu al yerine koy. Doğru demek. Denklemin kökü x eşittir 2 ise a kaçtır? Tamam götür x yerine 2 yaz. Bu denklem doğru çıkıyor demektir. Şimdi 3 çarp. Buraya 2 yazıyorum bak. x yerine 2 yazıyorum. O zaman benim sorum ne oldu? 3 çarpı 4 bölü 2 artı 2 payda da 4 yapar. Eksi 1 bölü 2 artı a yapar. 2 artı a eşitmiş neymiş sıfıra. Hocam efendim ya bu çarpmayı içeri dağıtmayın hocam. Ne yapayım? Hocam bu çarpı 3'ü buradan silin. Buraya bölü 3 diye yazın. Bitti. Karşıya bölü olarak geçti. E 0'ı da 3'e bölerseniz sonuç 0'dır hocam. Bravo. Hiçbir etkisi yok. Şu başa alıyorum. Şu başa alıyorum. Daha bu başa. Şimdi 4 bölü 4 ne yapar? 1. Eksi. Burası ne yapar? 1 bölü 2 artı a eşittir. 3'ü 0'a böldüm. 0 tabii ki. Diyorum ki şu eksili zımbırtıyı karşıya artı diye atıyorum. 1 bölü 2 artı a. Daha kolay çünkü. Solda ne kaldı? Sadece 1 kaldı. Şu 1 kaldı. Güzel. Hocam efendim. Ya 1'i neye bölerseniz sonuç 1 yapar. 1'i Biri 1'e bölersem sonuç 1 yapar. 2 artı a'nın 1 olması gerektiğini anladım. Ama diyelim hatırlayamıyorsun. Tamam. Bunun paydasında gizli 1 var. İçler dışarı çarpımı yap ya. 2 artı a'yı 1 ile çarp. Ne olur? 2 artı a eşittir. Bu 1'i de bu 1 ile çarp 1 yapar. Güzel. A burada kalsın. 2 buraya eksi diye geçsin. Güzel. A buradaydı zaten. 1 eksi 2'den eksi 1 gelir. Cevap eksi 1'dir. Sonra bakarım. Eksi 1 paydayı 0 yapıyor mu? 2 eksi 1 ne yapar? 1 yapmıyor. Tamam. Güzel. Al o zaman. Devam. O son soru. Bombastik, fantastik. Şimdi arkadaşlar. Ya ondalıklı sayı ne ya? 0,5. Bunu direkt 5 10 diye gör. 5 10 diye. Hocam 5 bölü 10 ne ya? 5'e bölün 1 bölü 2 diye görün. Aferin bak öğreniyorsun bu işi. 1 bölü 2 diye gör. 2 bölü 0 2 nedir? 2 bölü 10. Hocam bunu 2 bölü 10 diye görün. Hatta 2'ye bölün hocam. 1 bölü 5 diye görün. Aynen ya bak. Artık nasıl göreceğini anladın. Bravo sana. Şimdi ne yapabiliriz? E, merdivenli işlemlere göre şurayı karşı alsak. Yani soru şu oldu. Soruyu bir sana yazayım da iyice bir gör. 1 bölü 2 eksi 1 bölü. Burada ne var? 1 bölü 5 artı 6 bölü x eşittir. Eksi 3 bölü 2. Heh. Soru bu. Diyorum ki bak önce şuradaki işlemi yapabilirim. Tamam mı? Yapabilirim yani. 1 bölü 5 artı 6 bölü x'e faydalı işler yaparım. Ama diyorum ki bir dakika ya. Şu grup komple eksili ya. Bak bu grup komple eksi ya. Bu grubu al komple sağ tarafa at. Buradaki eksili sayıyı al. Sol tarafa at. İkisi de artı olsun. işim kolaylaşsın. tamam. Madem öyle öyle yapayım diyorum. Diyorum ki eşitliğin sağ tarafına bu grubu artı diye atıyorum. Artı 1 bölü 1 bölü 5 artı 6 bölü x diye attım. Sonra eksi 3 bölü 2 ile buraya artı 3 bölü 2 diye atıyorum. 1 bölü 2 zaten vardı. Artı 3 bölü 2 diye geldi. Bak ne oldu? 1 artı 3 4 yapar. Yukarısı 4 bölü 2. Yani 2 yaptı. Burası komple 2 yaptı sol taraf. Burada ne var? 1 bölü 1 bölü işte bu zımbırtı var işte. Tamam. Hatta şöyle yapayım. Bu zımbırtıyı alayım. Buradan devam edeyim. işlemi. buradan devam etsem daha kolay. Eşittir. Hocam şuraya eşitleyin artık ya. Üşenmeyin. Tamam bunu x ile genişletiyorum. Bunu 5 ile genişletiyorum. Tamam. Şimdi öyleyse şu 2 aynen dursun. Şu yukarıdaki 1 aynen dursun. x ile 1'i çarp x yapar. Artı 5 ile 6'yı çarp 30 yapar. Yukarısı 30 yaptı. Aşağısı 5x yaptı. 5x yaptı. Güzel. Şimdi ben ne biliyorum bölme işleminde? Ne biliyorsunuz hocam? Şimdi şu 2 eşittir bir yazayım. Birinci aynen alınır. Buradaki birinciden kastım budur. İkinci ters çevrilir ve çarpılır. Bu ters çevirecek ve çarpılacak. Ters çeviriyorum bunu. 5, 5x bölü x artı 30 yaptı. Bu oldu mu? Oldu hocam. Bu bir çarpanın hiçbir etkisi yok. Silebilirim. Hatta sileyim. Bir kere bir şey bir şeydir zaten değil mi? Şimdi bak iki tane kesir birbirine eşit. Şu ikiyi de böyle büyük ve güzel yazayım. Daha güzel anlarsın. Bu ya. Bu iki aslında 2 bölü 1'dir. Niye böyle yaptım? İçler dışları daha ra rahat gör diye. 1 ile 5x'i çarp. 5x yapar. 2 ile x artı 30'u çarpıyorum. Bak sadece x'i değil. x artı 30'u. 2 ile x'i çarp 2x. 2 ile 30'u çarp 6. Korktunuz değil mi? Biraz sert vardım. Şimdi 2x saat 5 xten çıkar 3x yapar. Burada ne kaldı? Sağ tarafta 60. E şimdi diyeceksin ki hocam her iki tarafı 3'e böl. Sol tarafı 3'e bölersem 3x 3'e böl. x 60'ı 3'e böl 20. E x 20'ymiş hocam. Bu kadar. Zaten 20 burada yerine yazılırsa paydayı 0 yapmaz. Bitti. x'in cevabı 20 çıktı. Wow, çok iyi. Ve finito. Bir dersin daha sonuna geldik. Evet arkadaşlar çok şükür hastalığım geçiyor. Şimdi her gün tık tık bir video atarak bu kampı bitireceğiz. Tamam hmm. Tamam hocam. Canım hocam. Siz iyi olun hocam. Hep içerime kendi moral veriyor. Hadi gel. 12. ders. Rasyonel denklemlerin çözümü yapıştır. Oley. Çok şükür. Şimdi iki bilinmeyen denklem göreceğiz. Basit eşitlik, mutlak değer, üstlü, köklü, çarpanlarıma Sonra ne olacak? Finito. Tabi sen gidip ikinci kampı izleyeceksin. İkinci kampın videoları hazır ve direkt açıklamalara bıraktım. Oradan oynatma listesinden hepsini izleyebileceksin. Hatta alıştırmalarla geometrinin de bütün videoları hazır. Onu da bıraktım. Hatta çıtır çerez problemin de. O da hazır. Onu da oraya bıraktım. Onu da orada bitireceksin. Tamam Evet. Böylece bir dersin daha sonuna geldik. Soyunuyorum. Tık 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 tık. Bu elimi terletiyor. Uyuu. Güzel. Tiki de attık. Bu işi başardık. Bu dersi bitirdik. Çok şükür iyileşiyorum. Kalan videoları da çekeceğim. Senden şunu istiyorum. Aklının bir köşesine yaz. Başlayanlar değil. Bitirenler kazanır. Anladın? Ödevini yap. Videoları izle. Kendine çok iyi bak. Moral ve motivasyonu yüksek tut. Seni seviyorum. Kendine iyi bak. Görüşürüz.